Bir süredir Fourier serileri üzerinde duruyoruz. Yani periyodik bir fonksiyonu kosinüs ve sinüslerin ağırlıklı ortalaması olarak ifade ediyoruz. Bazılarınız bu sabitin nasıl olur da kosinüs veya sinüsün ağırlıklı ortalaması olduğunu sorguluyor olabilir. Ama A0'ı A0 çarpı kosinüs 0 t olarak düşünürseniz, kosinüs 0 t değeri de 1'e eşit olacağından burada A0 elde ederiz, öyle değil mi? Bu sayede de bunun da ağırlıkta bir kosinüs olduğunu söylemek mümkün olur. Bundan önceki videoda A0 için bir formül elde edebilmek için bu kosinüs ve sinüslerin belirli integrallerini değerlendirmeye başlamıştık. Ve sonuç olarak da ki bunun mantıklı olduğu üzerinde de durmuştuk. Bunun fonksiyonumuzun periyotlarından birindeki ya da sıfırla 2 pi aralığındaki ortalama değeri olduğunu bulmuştuk bu videoda ise A alt indis N için genel bir ifade bulmak istiyorum. Buradaki N'nin sıfırdan farklı olduğunu da hemen ekleyeyim. Not ediyorum. N büyüktür sıfır. Evet, sıfırdan büyük bir tam sayı. Bunu yaparken de bir önceki videoda kullandığım tekniğe benzer bir teknik kullanacağım. A sıfırın neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafında integralini almıştık öyle değil mi? Bu sefer de eşitliğin iki tarafını kosinüs NT ile çarpmak istiyorum. Hadi bakalım. Sol tarafı kosinüs NT, sağ tarafı da yine kosinüs NT ile çarpalım. Sağ tarafı kosinüs NT ile çarpmak demek bu terimlerin her birini kosinüs NT ile çarpmak demektir. Öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Kosinüs NT kosinüs NT. Bu sayede nereye varacağımı da anlamış olmalısınız. Yani eğer işe yaramayacaklarsa bundan önceki videolarda o integrallerin neye eşit olduklarını hesaplamak için o kadar vakti neden harcamış olabilirim ki? Kosinüs nt, kosinüs nt, kosinüs nt. Kosinüs ve sinüs çarpımlarından oluşan belirli integrallerden bahsettiğimi anladınız değil mi? Yine bir kosinüs nt. Buradaki bütün terimler için bunu yapmamız lazım. Ve elimizde sonsuz sayıda terim var. Buradaki noktalarda o anlama geliyor zaten. Ve şimdi bir de iki tarafın sıfırla 2 pi arasındaki belirli integralini alalım. Sıfırla 2 pi arasında integral dt'yi de yazalım. Aynı şeyi buna da yapacağız ama önce katsayıyı integralin dışına alalım. Sıfırla 2 pi arasında dt. Sıfırla 2 pi arasında dt. Yine son derece monoton bir iş yapıyorum ama bunu yaptığıma değdiğini göreceksiniz. 0 ile 2 pi arasında dt, 0 ile 2 pi arasında dt. 0 ile 2 pi arasında dt, 2 kere daha yazdık mı tamamdır. Oh, sonunda bitti. Bildiğimiz bir integral özelliğini kullanarak kat sayıları da integralin dışına aldığımı fark etmiş olmalısınız. İki tarafın da 0 ile 2 pi arasındaki belirli integralini alıyorum ve sağ taraf içinde bu toplamın integralini integrallerin toplamı olarak değerlendiriyorum. Bunun n'e eşit olduğunu da hesaplayalım. Şimdi sıfırla 2 pi arasında kosinüs nt dt'nin belirli integralini alıyorsak ve n sıfırdan farklı bir tam sayıysa bunun sıfıra eşit olduğunu daha önce görmüştük. Evet bu sıfıra eşit. Buna ek olarak kullandığım özdeşlik ya da özellik buydu. Buna ek olarak kosinüs nt çarpı sinüs mt'nin m ve n birer tam sayı olmak üzere sıfırla 2 pi arasındaki belirli integralinin de sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Bir de kosinüs mt çarpı kosinüs nt'nin integralini alıyorsak ve m ve n birbirlerine ve birbirlerinin negatiflerine eşit değilse bunun da sıfır olduğunu bulmuştuk. O halde mesela burada n'nin 1'e eşit olmadığını varsayıyoruz. O zaman burası sıfıra eşit olacak. Burada da farklı katsayıları olan sinüs ve kosinüsler var. Bu arada katsayılar aynı olsa bile sıfıra eşit olacaklarını bundan önceki videolardan hatırlıyor olmalısınız. Bu da sıfır olacak. Bu da. Bu da. Bu da. Ve bunun dışındaki tüm terimler sıfıra eşit olacaklar. Peki ya bu? Bu kosinüs kare nt'nin sıfırla 2 pi arasındaki belirli integralidir. dt'yi de unutmayalım. Hemen bunun n'ye eşit olduğuna bakalım. Sıfırdan farklı m değerleri için bunun pi'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Yaptıklarımızın arasında ne kadar da faydalı olduklarını görüyorsunuz değil mi? Hemen yazalım. Bu integral neye eşitmiş? Pi'ye. Ve artık a alt indis n'nin n'ye eşit olduğunu da bulmak için hazırız. a alt indis n çarpı pi buna eşit olacak. Neden? Çünkü diğer terimlerin hepsi sıfıra eşitler. Yazıyorum. 0 ile 2 pi arasında ft çarpı kosinüs nt dt'nin belirli integrali. A alt indis N'nin N'ye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı da pi'ye bölelim. Bu arada bence büyük bir alkışı hak ettik arkadaşlar değil mi? A alt indis N eşittir 1 bölü pi çarpı şurası. Yani sıfırla 2 pi arasında ft çarpı kursunuz nt dt'nin belirli integrali. O halde neymiş? Kosinüslerin herhangi birinin katsayısını yani a alt indis n'yi bulmak istediğinizde fonksiyonunuzu kosinüs nt ile çarpıp bunun 0 ile 2 pi arasındaki integralini alıp sonucu bir de pi'ye bölmeniz gerekiyormuş. Yaptıklarımızın son derece mantıklı olmasının yanında matematiksel açıdan da her şeyin lehimize işliyor olması bence çok havalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım siz de en az benim kadar eğlenmişsinizdir.